Elinizdeki şey olmasa da saat 1'de 2'de bir o tarafa doğru bir gelseniz görseniz. Aşağıda resepsiyonda oturamıyorum. İnsanların bana bir et muhabbeti olarak bakmasından bıktım. Şurada bile çalıştığım dönemde bile yaşadığım bir ben bir Allah biliyor. Neden? Sadece bir yardım edip gereken yerlere gitmek istedim. Bakın CİMER'de bir merdi CİMER oldu. Oraya da yazı yazdım. Onu verebilirsin. Parasızlıktan, maddi hastalıktan hiçbir yere gidemiyorum. Sadece bana en büyük ben Züleyha Çakır. Çalışamadığımdan dolayı çok kötü durumlara düştüm. Evimden sağ olsun ev sahipleri çok yardımcı oldular ama maalesef kiralarımı ödeyemediğimden dolayı beni çıkarttılar. Su borçlarım olduğundan ve elektriklerimi ödeyemediğimden çıkartılmak zorunda kaldım. Burada ev sahiplerinin hiçbir şekilde hiçbir şeyi yok. Herhangi bir zammı yok. Çalışamadığımın en büyük nedeni 2010'da ben bir kaza geçirdim. 3,5 yıl bir hastanede yatmışlığım var. 5 ameliyat geçirdim. O yüzden ayağımda 34 tane platinim var. Verilen raporumda %48'di. Ama maalesef bunun yıllık heyete girmem gerektiğini bilmediğimden dolayı maaşım donduruldu. Ve bunu heyete girdim. Ama maalesef mahkemeye verdiğim için, adli tıp göründüğü için doktorların çoğu tam raporumu yenilemiyorlar. Ve ben bu yüzden çok mağdur durumda kaldım. 4 seneden beri nerelere müracaat ettiğimi ben bile şaşırdım. Evraklarımın çoğu elimdedir. Bir merdi CİMER oldu. Oraya da yazı yazdım. Oradan da bana bir netice gelmedi. Burada bana en büyük desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan. Hiçbir şekilde giderlerimi sağlayamıyorum. Ve ben gerçekten çok zor durumdayım. Bundan önceki kaldığım yerde beni maddi hastalıktan dışarı attı. Şu anki pansiyonum buradan da akşam sabah atılacağıma eminim. Bundan sonra da atıldıktan sonra da nereye gideceğimi bilmiyorum. Ben büyüklerimden sadece ve büyüklerimden yardım istiyorum. Keşke benim bu ayağımda platenim olmasa, ben işten kaçmıyorum. Çoğu çalıştığım iş yerlerinde de bazı sıkıntılar yaşıyorum. Onlar özel sıkıntılar değil, aslında bir kadın olarak çok yanlış bir iş diyeyim ben size. En son çarem sadece sesimin duyurulması. Çok yere müracaat ediyorum ama netice alamıyorum. Allah rızası için diyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Herkesin çoluğu çocuğu var. Yaşım 44. Ben istemez miyim ben çalışmaya, kendi hayatımın üstünde, ayaklarımın üstünde durmaya ama yapamıyorum. Çalışamıyorum. Yolda yürüdüğüm zaman bile, biraz yürüdüğüm zaman aksıyorum. Belime vuruyor. Sıkıntılarım büyük. Ayaklarım şişiyor. Benim en rahat yapabileceğim iş bulaşık işi. Ama maalesef yok. Bulamıyorum. Bulmam için de şu an evim olması lazım. Allah rızası için diyorum. Son çarem diyorum. Çığlığımı duyun ne olur, Allah rızası için. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben devletimden de yardım istemezdim. Gerçekten istemezdim. Ayağım sağlam olsa, vücudum sağlam olmuş olsa, tansiyonum var bir, migrenim var iki, tedavi oluyordum. Saçlarım birazcık büyüdü ama maalesef tedavim yarım kaldı. Onu da yapamıyorum. Ona da gidemiyorum. İki günden beri kalkamadım. Otel sahipleri bir kere bile kapıyı açmadı ki acaba bu insan öldü mü kaldı mı? Öyle ya, burada kalıyor. Maalesef hiç kimse el atmıyor. Ne olur bana yardım edin. Allah rızası için. En kısa zamanda ilaçlarım alamadım.